Tarım arazisine go-kart pisti yapmak istemişlerdi. Vatandaş, çevreciler ve Güzelbahçe Belediyesi ayağa kalktı. Güzelbahçe'nin Yelki mahallesinde go-kart pisti yapılmak istenen alana asfalt araçları jandarma eşliğinde girdi. Bölge İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Güzelbahçe'de gerçekleştirdiği Olibello proje alanına yakın bir konumda bulunuyor. 100 yıllık zeytin ağaçları da yine bu bölgede. Tüm bunlara rağmen asfalt makineleri giriş yapınca çevreciler ve Güzelbahçe Belediyesi alanda eylem başlattı. Nitelikli toprakların pist olmasını engellemek için direnişe geçti. Sonunda asfalt makineleri alanı terk etti. Fakat hukuki süreç devam ediyor. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce İz Televizyonu'na konuştu. Başlatılan nöbetin asfalt makinelerinin alanı terk etmesiyle birlikte sona erdiğini, ancak go-kart konusunda mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizdi. Go-kart pistine karşı olmadıklarını, ancak söz konusu arazide bir pist yapılmasının doğru olmadığını söyledi ve ekledi. Burası tam bir doğal karakteri korunması gereken bir tarım alanı, zeytinliklerin bulunduğu bir alan. Güzelbahçe Belediyesi'nin 570 dönüm Büyükşehir Belediyesi ile Olea Vero Euro projesi ile büyük bir rekreasyon alan yapılacağı bir alan. İnce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan planda araziye ulaşacak kamu yollarının bulunmadığını aktardı. Bu araziye ulaşacak yollar, kamu yolları yoktur dedik. Bu yolların da planlanması gerekir dedik burada. Bu itirazımız ret oldu. Bunu uyardık. Bakanlık yetkilileri, plan yapıcıları uyardık. Uyarımız ret gördü. Dedik ki çekeriz arabamızı, bizi dinlemeyenlere bunu anlatırız dedik. Mülkiyet hakkımız var dedik. Yaptığımız işlem oydu. Cumhuriyet Halk Partisi Güzelbahçe Meclis Üyesi Aras Kaynarca da halkın gerekli tepkiyi göstermesiyle yatırımcının asfalt sevdasından vazgeçtiğini söyledi ve ekledi. Gerekli tepki gösterildi. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, örgütler, halk buna gerekli tepkiyi gösterdi. Bu direnci gören yatırımcı asfalt sevdasından vazgeçmek zorunda kaldı. Bu mücadelesine devam edecek olabilir. Bizim de mücadelemiz henüz bitmedi. Konu zaten hukuk içerisinde, mahkeme sürecinde. Bu süreç devam ediyor. Zeytini, doğayı, kuşları, bu havzayı, Büyükşehir'in Olivello projesinin hemen dibinde olan bu alanda biz korumaya devam edeceğiz. Henüz bitmedi, mücadelemiz devam ediyor. Emekli asker Hüseyin Kocatürk, utanç bu diyerek isyan etti. Burada doğayı korumaya çalışan genç kızlar, karşısında maken tüfekle duran askerler. Tam bir utanç bu. Ülke için büyük bir utanç bu. Güzelbahçe Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Deniz Özdemir, araçların alandan çıktığını ancak mücadelenin devam ettiğini belirtti. Araçlar alandan çıktılar, beton araçları. Ve bizim nöbetimiz son buldu demiyorum. Çevre sakinleri arasında yer alan Deniz Bajin, jandarmanın alana girişinde yaşananları İz Televizyonu'na anlattı. Biz nöbetimize başladıktan sonra sanıyorum 2 gün önce jandarmalar buradaydı ve bizi sitemizin dışına çıkartmadılar. Site girişinde kaldık ve orada bizi gözetlediler. Silahlı, tam teçhizatlı askerler bize bir tehdit oluşturdu, sivil halka bir tehlike oluşturdular. Biz burada şehrimizin yollarında yürüyemedik. Evet, terörist gibi bize muamele ettiler. Yoldan geçenlere nereye gidiyorsunuz, geçemezsiniz buradan, kimliğinizi verin gibi şeyler oldu. 18 yıllık bölge sakini olan Nuray Kavcar da bilirkişi raporuna dikkat çekti. Bilirkişi raporumuz çok olumlu, bizim savunduğumuz gerçekler doğrultusunda geldi. Ama adliye tatilden istifade ederek oldu bittiye getirip mührü kırıp bu betonu dökmeye çalışıyorlar asfaltı. Biz buna engel olmak istedik.